bu farklıdır. Evet. Türkiye'de sizler de ya görüyorsunuz veya basından izliyorsunuz. Evet. Çok farklı parti kongreler. Bizim teşkilat kongrelerimiz olsun, büyük kongremiz olsun gerçekten hem bütünleşmeye yeniden bir işaret, bunun bir örneğini verme, hem de gelecek için vizyon üretme kongreleridir. Öyle gereksiz görüntüler, başka parti kongrelerinde olduğu gibi ülkenin neredeyse huzurunu kaçıracak tartışmalar vesaire kongrelerimizde olmaz. Hani artık CHP kongrelerinin klasiği oldu. İşte havalarda sandalye savrulması falan öyle diyorlar. Bizim kongrelerimizde onlar görülmez. Bizim kongrelerimizde hem organizasyon olarak hem de muhteva olarak büyük bir yüzlerce yabancı konuk vardı. Ankara'daki bütün diplomatik misyon vardı. Ayrıca çevremiz ülkelerden özellikle çok sayıda parti başkanı veya milletvekili, parti temsilcisi var. Hepsine söz verilemedi. Ama onları çok itinayla ağırladık. Hepsini konuk ettik. Hepsiyle görüşmeleri oldu. Değişik arkadaşların görüşmeleri. Yani partimiz, bizim kongresi tam bir uluslararası kimlik taşıdı. Onu ifade etmek istiyoruz. Bunun yanında tabii kongrede gerek genel başkanımızın konuşması, gerek hem delegelerimize hem katılanlara dağıttığımız kitapçıklar kongre sınırını aşan çok önemli ifadeler ve hazırlıklardı. Yani 2023'e de falan ve 2023'e işaret eden, hatta başbakanımızın konuşmasında kendisi biraz da espriyle söylüyor, torunlarımıza hedef koyduk diye. 2071 hedefi kongremiz için de biliyorsunuz önemli ifadelerdi. 2023 vizyon kitapçığımız, ben bütün teşkilat mensuplarımıza onu tavsiye ediyorum, mutlaka okusunlar. Yani AK Parti bu teşkilat mensuplarımızın birbiriyle kaynaşması, bütünlüğü bizim için çok önemli. Hepimizin bir arada bu değerleri ve hedefleri paylaşmamız önemli. Biz emin adımlarla, özgüvenle geleceğe doğru yürüyeceğiz. Bizde yorulma yok. Öyle yapacaklarımızın bitmesi söz konusu değil. Çok şey yaptık ama Türkiye'nin daha çok işi var. Geleceğe doğru bu fedakarlık ve birlik içinde devam edeceğiz. Hep ifade ediyorum. Teşkilatlarımızın çalışmaları, teşkilatlarımız bizim can damarımız. Gerçekten AK Parti'nin en büyük zenginliği ve avantajı bu. Ve dünyada böyle bir parti yok. Bu kadar üyesi olan, bu kadar ciddi teşkilatı olan. Ve işte Kırıkkale'de olduğu gibi bizim her yerde birlik bütünlüğümüz de en önemli gücümüz. Değerli milletvekillerimize de, konuk milletvekillerimize de şunu ifade edeyim. Kendi evlerinde konuk onlar. Kırıkkale'de hamdolsun çok belirgin, çok farklı, çok etkili çalışmalar yürütüyoruz. Seçim kampanyamızdan başlayarak bugüne kadar tam bir uyum içinde, en küçük ihtilafın girmediği, varsa bütün düşüncelerin söylendiği ama sonunda verilen kararlarımızı birlikte uyguladığımız bir il ortamımız var, il yönetimimiz var. İl başkanımızın koordinasyonunda teşkilatlarımız çok verimli şekilde çalışıyorlar. Bizler kendi yeni konumlarımızı da bunun içine katarak, üç milletvekili, daima ilimizle birlikteyiz. İlimizin bütün sorunları bizim bilgimizde ve biz hepsine katılıyoruz. Özellikle ildeki bütün tarafların kamu özel bir araya geldiği güç birliğimiz var. Sivil toplum da bunun içinde. Akşam göreceksiniz. Biz iki ayda bir araya geliyoruz. Bazen özel gündemli,
bazen ilin o günkü meselelerini birlikte paylaşıyoruz. Burada siyaset ayrımı yok. Bütün sivil toplum kuruluşları katılıyor ve Kırıkkale'nin ihtiyacı olmasında dahil bir araya gelip ilin sorunlarını birlikte tartıştı. İhtiyaçları birlikte belirlediği ve çözümleri de birlikte aradığı bir toplantı. Hiç kimsenin kimseyi eleştirmesine gerek yok. Yapılabilecekler belli. Yapılamayacaklar var. Yapılacakları kimin yapacağı belli. Bütün o görevlerde dağıtılıyor. Orada alınan kararların hepimiz kendimiz görevimiz kadarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu manada Kırıkkale'deki bu çalışma bir örnek. İlin içinde de şu anda sizler de görüyorsunuz. Ben bugün işte değişik yerlerde vatandaşlarımızın hatırını sordum. Milletvekillerimizle birlikteydik bir kısmında, bir kısmında il başkanımızla. Gittiğimiz her yerde vatandaşta büyük bir memnuniyet görüyoruz. Tabii talepleri oluyor, onları iletiyorlar. Ama şehrimizde büyük bir huzur var. Bütün meselelerinin derli toplu paylaşıldığı bir siyaset ortamını yaşıyoruz. Ve hepimiz buradayız. İşte cuma günleri teşkilatımızda mutlaka en az bir milletvekili bulunuyor teşkilatımızda. Diğer günler zaten il başkan yardımcılarımız nöbet tutuyor. Ama cuma günü bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımız buraya geliyor ve görüşüyor. Bir talebi varsa, bir şikayeti varsa onu dile getiriyor. Hepimiz cuma gününü burada geçirmeye gayret ediyoruz. Benim görevlerim gereği belki arkadaşlarım kadar gelemiyorum ama Oğuz'la Ramazan sağ olsunlar burada cuma günü mutlaka bulunuyorlar. En azından birisi mutlaka bulunuyor. Bazen ikisi bulunuyor. Bugün olduğu gibi bazen üçümüz de burada oluyoruz. Vatandaşlarımız tabii Ankara'ya da gelebiliyor ama burada Ankara'ya zahmet etmeden burada da bizi her zaman bulabilirler. Bunu da sağlamış oluyoruz. Ayrıca şunu da değerli kardeşlerim, Kırıkkale'li teşkilat mensuplarımıza hem de Kırıkkale basınına ifade etmek istiyorum. Siyasette farklı bir dönem yaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi il içinde ihtilafların, tatsız tartışmaların yaşandığı bir dönem değil. Görüyorsunuz, belediye başkanı burada. İşte milletvekilleri burada. İlçelerin ilde bütün kademelerin rahatça sivil veya resmi bir araya gelip ilin sorunlarını paylaşması, bir araya gelip hiçbir aralarında şey olmadan resmiyet olmadan rahatça her şeyi paylaşmaları çok önemli. Şu anda böyle bir dönemi yaşıyoruz. Ben bu yönden de tabii gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Onu ifade etmek istiyorum. Tabii teşkilattaki arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız da şunu biliyorlar. Yürüttüğümüz büyük bir Türkiye siyaseti var. Artık Türkiye sadece Türkiye'yi de Türkiye siyasetini de yürütmüyor. Dünyada önemli bir aktör ve uluslararası pek çok gelişmede rol sahibi, pay sahibi, söz sahibi. Bunun içinde yürüttüğümüz çalışmalarda da hemen olanlar var, olabilecekler var. Bazen şu anda gerçekçi bakışla gerçekleştirilemeyenler var. Bunları da hepimiz tabii iyi bileceğiz. Taleplerimizi falan dile getirirken. Gerçekçi siyaset benim kendimin siyaset hayatımda biraz da belki sosyolog kökenli olmam. Biz gerçekçiliği çok önemseriz. Yani sosyoloji dediğiniz toplumsal gerçeği arayan, toplumsal gerçekçilik üzerinde çalışan, onun da verdiği gerçekçi bakış siyasette çok önemli. Gerçekçi baktığınızda yanılgılardan, gereksiz hayal kırıklıklarından falan da korunmuş oluyorsunuz. Siyasette gerçekçi olmak başarının önemli şeylerinden, unsurlarından birisidir. Onu da ifade etmek istiyorum. Burada akşam arkadaşlarla paylaşacağız ama bugün Kırıkkale'de bize iletilen tek gündem değil. Biliyorsunuz bu bölgemizde bir tarımda kuraklık yaşandı. İlkbahar yağmuru yeterli olmadı. Mahsulde
özellikle hububatta belli bir azalma var. Bu tabi samanı da etkiledi. Ekinlerin boyu çok uzamadığı için ve çiftçilerimizin sıkıntıları var. Hükümetimiz bunun için bir çözüm getirdi. En azından belli miktarların altında kaldıysa mahsul, o çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi gibi bazı uygulamalar. Önce bir kararname çıkmıştı 57 ili kapsayan. Orada tabii yetersizlikler fark edildi. Doğrusu o illerin siyasetçilerin işi de değil. O neticede teknik bir çalışmalanmasıyla oluşmuş bir kararnameydi. Ama orada eksiklik fark edildi ve şimdi o kararname bütün ülke için çıkarılıyor. İl ismi oradan çıkarıldı. Bütün ülke için geçerli. Nereden o manada bir üretim düşüklüğü varsa hepsini kapsamış olacak. Sizler de bunu muhtarlarımıza gittiğinizde ulaştırın. O kararname şu anda süreçte. Ben bugün tekrar sordum Tarım Bakanımızdan. Bunu ben çıkmış olabilir diye düşünüyordum. Yani muhtemelen Cumhurbaşkanımızın imzasında dedi bana Tarım Bakanı. Dolayısıyla birkaç gün içinde o kararnamede çıkmış olacak. Bugün bana arkadaşlarımızın ilettiği sorunlardan birisi buydu. Şunları da bilin. Üniversitemizde dahil bütün kurumlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Üniversitemiz inşallah hastanesini yıl sonuna açmaya çalışıyor. Biraz ödenek eksikliği vardı. Bir miktar daha ödenek çıkarttırdık. Hastane inşaatı şu anda çok tempolu yürüyor. Yani üniversite hastanemizi ve devlet hastanemizi bu ekleriyle açtığımızda Kırıkkale tabii sağlık açısından çok ileri bir adım atmış olacak. Bu akşam eğitimle ilgili konuları da irdeleyeceğiz. Yani eğitim, sağlık gibi alanlarda kamu hizmetlerinde altyapı açığımız kalmıyor. Onu ifade etmek istiyorum. Onları da çok yakında takip ediyoruz. Ben zaten akşam bunları bir kısmını konuşacağımız için burada sözlerimi son vermek istiyorum. Değerli milletvekillerimize, konuk milletvekillerimize söz vereceğiz. Onlar buraya gelişi önemli ve bu toplantı onların gelişi içindir. Ben üç milletvekilimize tekrar kendi evlerine hoş geldiler diyorum. Lütfen bu gelişleri zaman zaman şey yapalım, sağlayalım. Sizin yükünüzü biraz arttıralım. Kırıkkale'nin sorunlarını da birlikte paylaşalım. Teşekkür. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.